Şebnem Hanım hoş geldiniz. Özledik sizi. Emre ile Ece nasıllar? Hoş bulduk. İyiler iyiler. Buraya gelmek için bin sayılar. Ne yapsınlar? Onur Bey siz de hoş geldiniz. Pek tabii misafirleriniz de. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Böyle geçin lütfen. Buyurun. Ne yaptınız bahçeyi? Havalandırdınız mı? Geçen hafta başladık. Bahçeyi de peyderpey havalandırıyoruz. Tamam. Lüferler arkadan geliyor. Tabii. Onların bir kısmı mangalda, bir kısmı taş fırında. Giray'a söyledim, o biliyor. Siz de bahçeyi organize edin mutfağa. Derhal. Hoş geldiniz Şebnem Hanım. Hoş bulduk. Ha Mehmet Bey, gün artık erken gidiyor ya. Bahçenin aydınlatmaları ona göre yapalım, olur mu? Tabii. Servis akımlarından hangisini tercih edersiniz? Mavi olanları çıkaralım. Bu ön tarafta olacağız. Belki içeride olabiliriz, ona karar veririz. Giray'a söyleyeyim bana bir baksın, olur mu? Tabii. Mustafa da sizi görmek istiyor. Hazır gelmişken peyzajla alakalı bir şeyler soracakmış. Tamam, gelsin. Aa zeytin. Zeytin odunu vardı arkada. Aldırmıştım, kuru. Mangalda onu kullanalım. Tabii. Fesleğen ve ada çayı zaten biliyorsunuz. Tamamdır. Tamam. Görüyorsun değil mi? Neleri kaçırdığımı. Aslında hepsi senin olmalıydı değil mi? Zaten benimdi. Ve yine benim olacak. Çok lezzetli olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Melisa'cığım, ne oldu? Sesin çıkmıyor. Memnun değil misin masadan yoksa? Aa, olur mu öyle şey? Çok memnunum. Çok teşekkürler. Bizi çok güzel ağırlıyorsun. Hayatım, ellerine sağlık. Elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Canım benim. Canım. Ay şu kibarlığa, şu hoşluğa, şu zarafete bak. Keşke birileri feyiz alsa. Ne? Sana söylüyorum. Feyiz alması gereken benim. Özür dilerim. Ha şöyle. Azıcık şımart benim. Hayatım, ne oldu? Sürekli telefona bakıyorsun. Bir şey mi oldu? Yok hayatım, bir şey yok. Dönüşü organize etmeye çalışıyorum da kafamda. Ondan. Ama daha yeni geldik. Dur biraz keyfini çıkaralım. Yaslan şöyle arkana rahatla. 40 yılın başı baş başa bir vakit geçireceğiz yani. Tamam haklısın haklısın. Ya işte Ece'de kaldı ya hayatım aklım. Hastaydı ya o yüzden. Ama evham etmeye gerek yok. Kimseye de diken üstünde tutmayayım değil mi? Buraya geldik böyle. Güzel yemekler, sohbetler falan. Tamam. Aynen. Bence mangalın başına gidin. Lüferleri çevirirseniz eğer kafanızdaki her şey bir anda temizlenebilir. Öneri. Mangaldaki zen, zendeki mangal diyorsun yani. Biraz kokarım ama sizin bu formülünüzü bir deneyeyim. Tamam.
Bir gideyim. Evet. Ben de yardım edeyim. Serpil Hanım, getirdiniz mi? Aydın Bey, biraz da defne yaprağı koyalım. Tabii efendim. Ne güzel Şebnemciğim ya. Evi çok güzel idare ediyorsun. Böyle nasıl desem... harika bir... kahya gibi. Aa, sesi duyuyor musun? Havlamayı mı? Domuz. Duymuyorum. Yaban domuzu. Geliyor böyle ama arada, biliyorum. Geçen yaz da bir dadanmıştı buraya. Böyle geliyor. Evin etrafında dolaşıyor. Ekinleri yiyor. Aileyi huzursuz ediyor. Uyku kaçırıyor falan. Bir gece bir çıktım. Bende de deli gücü vardır. Ha, pilatesten mi? Hı-hı. Geçmişten. Bakma böyle göründüğüme. 10 kaplan gücündeyimdir ben. Neyse. İşte geldi, dadandı. Ailenin de huzurunu kaçırıyor. Bir çıktım. Öldürdüm onu. Yok ettim. Kimsenin de ruhu duymadı. Ondan sonra huzur içinde yaşayıp gittik. Aydın Bey, bu ada çayından da ekleyelim. Eviniz gerçekten çok güzel Onur Bey. Teşekkür ederim. Bir dahaki sefere siz davet edersiniz. Hem çiftliğinizi de görmüş oluruz. Ah. Birdenbire girdiniz hayatımıza. Sürprizlerle dolusunuz. Merak ediyor insan. Kimsiniz, nesiniz, nasıl bir hayatınız var? Hakkınızda ne düşüneceğime karar veremiyorum doğrusu. Düşünmeyin. Neden? Sizin kadar analiz meraklısı olmasak da bizler de sorguluyoruz hayatımıza giren insanları. Sonuç ne çıkıyor peki Onur Bey? Sizinle ilgili bir şey var. Nasıl desem... rahatsız eden. Sizden pek hoşlandığımı söyleyemem. Saygı duyarım. Ama unutmayın ki hikayeleri kötü karakterler yönetir. Değil mi? Dolayısıyla onur duydum. Ah, Şebnem İzmir tulumunu sevdiğimi çok iyi bilir. Hiç eksik etmez. Ah. Denemenizi öneririm. Teşekkür ederim. Evet. Peki nereden geliyormuş bu tulum? Biliyor musunuz? Bilmem. O işleri Şebnem çok iyi bilir. Bulur, tadar, alır getirir. Ben de tadına bakarım. Beğenip beğenmediğimi söylerim. Benimki de soru. Tabii ki bilmiyorsunuz. Bilmem gerekmez diyelim. Güzel peynir ama. Evet, bilirim. Yani her şeyi bilmek benim işim. Geliyorum. Geliyorum.